burası. Teşekkürler. Gel. Bırak, ben inerim kendim. Başıma yiyebilirim. Tamam, kapıya kadar getirdin. Hadi çek git. Tamam, gir içeri, gideceğim. Yaklaşma. Gelme yanıma. Bırak, git. Gamze, bu halde yukarı çıkamazsın. Sana ne? Sana ne? Çıkarım, çıkmam. Otururum, oturmam. İnerim, inmem. Ayılırım, ayılmam. Böyle karanlık sokakta yürürüm, kaybolurum, giderim bir yerlere. Sana ne? Ah Ömer, yalnız bırak beni. Bana ancak böyle yardım edebilirsin. Aa, hayırdır inşallah bu saatte ya? Alo? Ömer, ne oldu? Bir şey mi oldu? Abla sorma. Sana sonra her şeyi anlatırım ama şimdi sırası değil. Gamze zor durumda. Alkollü. Ne? Alkollü mü? Nasıl? Allah'ım ya Rabbim, nasıl ya? Ben yardımcı oldum. Buraya kadar getirdim apartmanın içine ama ben yukarı çıkamam. Lütfen rica ediyorum. Bu halde kalmasın böyle içeride. Ne olur in aşağı, çıkar onu hemen. Ömer, sen bana ne diyorsun ya? Abla, yalvarıyorum sana. Ne olur in aşağıya, kalması bu halde böyle. Gidemem bak yoksa. Anlıyor musun? Gidemem abla. Ah Ömer, ah. Yani bu iş sonunda ikiniz de yakacak, biliyorsun değil mi? Allah'ım sen sonumuzu hayret ya Rabbim ya. Abla, yardım edecek misin? Edeceğim. Edeceğim tabii ki. Bana bak, ben şimdi aşağı ineceğim. Gamze'yi yukarı çıkaracağım. Sen de hemen buradan gideceksin. Bir daha da seni Gamze'nin yanında görmeyeceğim Ömer. Konuşacağız bunları sonra. Duydun mu beni? Hadi git şimdi. Git hemen. Sağ ol ablam. Allah'ım sen yardım et. Allah'ım sen yardım et. Gamze Hanım. Ay Nisa Hanım. Ben çok üzgünüm. Ben çok kötüyüm. Hiç iyi değilim. Çöp dökmeye çıkmıştım da sizi görünce anladım iyi olmadığınızı. Hadi kalkın, yukarı çıkarayım sizi. Hadi. Hadi. Ömer istedi değil mi sizin gelmenizi? Hı? Evet. Ömer, sakın kızmayın olur mu? Ben onu buralara kadar sürükledim. Onun bir suçu yok. Tamam, burada konuşmayalım. Hadi yukarı çıkalım. Hadi buyurun. Hadi Gamze Hanım, yavaş. 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 Tamam, hiç gitmeyecektim. Keşke bu kadar içmeseydim. Aramayacaktım biri. Tamam. O gelmedi aslında. O doğru olanı yaptı. Ama istedim yani. Taksici arayınca geldi. Geldi. Gamze Hanım, bağırmayın. Ne olur duyacaklar şimdi. Bunları burada konuşmayalım. Hadi içeri gidelim. Hadi eve. Hadi yürüyün. Geldik, hadi az kaldı. Tamam. Tamam. Bir şey... Dur, dur, dur Gamze Hanım, dur. Fatma Hanım uyanıktır şimdi bu saatte.
Sizi böyle görünce kızmasın. Kızar mı? Kıyamet koparır biliyor musun? Beni böyle alnımın ortasından vurur. Nasıl gireceksiniz bu halde o zaman içeri? Anahtarla. Hiç bilmiyorum ki. Nasıl olacak? Bana gidelim. Kendinize geldiğinizde eve gelirsiniz. Gerçekten mi? Hadi Gamze Hanım. Bana geçelim. Yavaş. Tutun, tutun, tutun. Ay çok teşekkür ederim. Ne kadar iyi bir insansınız. Sessiz. Tamam. Dur. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Tutunun. Tutunun bir. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Daha iyi misin? Değilim elbette. Gamze. Bugün oraya babamla konuşmaya gelmeyecektin sen. Sen beni buraya azarlamak için mi çağırdın? Onun için mi geldin? Böyle bir şey yapmadan önce bana nasıl haber vermezsin Gamze? Benim meselem bu. Konuşulması gereken ne varsa konuşmuştum ben. Ömer. Nisa bana olanları söyleyince benim çok ağrıma gitti. İçim içimi yedi. Ben de bir şekilde hatamı telafi etmek istedim. Böyle mi? Evet böyle. Yani aslında babana değil de sana gelip o gece seni aramam yanlıştı. Ama işte sarhoş olduğum için kendimi tutamadım. Kusura bakma kafam iyiydi. Diyecektim. Ama sonra vazgeçtim. Babana gitmenin daha doğru olduğunu düşündüm. Hani bana niye gittin diye soruyorsun ya. Söyleyeyim. Çünkü babana gerçekleri söylememek daha kolay geldi. Ömer, ben seni unutamadım. Yani dön desen dönerdim. Aklım hala sende. Ve Allah kahretsin ki ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Bütün bu yaptığım saçmalıkların nedeni bu aslında. Seni unutamamak. Ömer, bu olmaz. Hata üstüne hata. Bu böyle olmaz. Yani olmamalı. İşin kötüsü ben kendimi geçtim. Seni de uçuruma sürüklüyorum. Hayır. Bu yola ben kendim girdim. En başından beri seni isteyen, inat eden, vazgeçmeyen hep ben oldum. Sen yapman gerekeni yaptın Gamze. Yaptım. İşte sana hayır dedim başında. Ama sonra durum bu işte. Bak böyle pişman oldum.
Olmaz Ömer. Olmaz, yapamayız. Abimle konuştuk. Anneme gitmeyecek. Hiç umurumda değil, biliyor musun? Bunları da düşünmekten artık çok yoruldum. Ne istiyorsa söylesin, ne söylerse söylesin, korkmuyorum. Gamze yapma, aileni öğrenirse hayatını alt üst olur. Hiç umurumda değil. Ne olacaksa olsun artık. Gerekirse Tuna'yı da alırım, geldiğim gibi gitmesini bilirim. Hayırlısı buymuş derim, giderim. Gidemezsin Gamze. Gidemezsin. Yani bir başına Tuna'yı alıp nereye gideceksin ki? Sen artık bunları düşünme Ömer. Düşünürüm. Düşüneceğim de. Söylüyorum işte sana. Abim ağzını açmayacak. Sen de düzenini bozmayacaksın. Gitmeyeceksin hiçbir yere. Bir de bunları düşünüp daha fazla üzme kendini. Bunlar nasıl sence? Yani Umut'la Ceyda beğenir mi? Çok güzeller. E aldık o zaman. İnanmıyorum. Benim balığım duruyor hala. Ya bu da çok güzelmiş. Öyle. Çok güzel. O zaman sen de bana bunu al. Olur mu? Dayım geldi! Dayım geldi! Hoş geldin dayı. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ben yemeğe çağırmıştım, akşam davet etmiştim. Hengame ne olmuşum. Merhaba. Merhaba. Nasılsın bu? Gel bakayım buraya, gel buraya, gel buraya. Hoş geldin Süreyya'cığım. Hoş bulduk Neyse Ömer, abla. Ömer, hoş geldin. Hoş bulduk abla. Hoş geldiniz. Aa Gamze abla, sen de buradaymışsın. Ne güzel olmuş. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Hoş geldiniz Süreyya, Ömer Bey. Hoş bulduk Gamze'nin. Evet, Gamze de buradaydı. İşte... şey için geldi. Çocuklarla birlikte hazırlanmak zor olacağı için yardıma geldim. O zaman başka bir ihtiyaç yoksa ben müsaadenizi isteyeyim. Ama yemek yiyecektik hep birlikte. Sen de bizle kal. Hep birlikte yiyelim. Lütfen. Evet Gamze abla, lütfen. Hatta Tuna'yı da çağır, ne olur. Yok yok, şimdi bu akşam hiç olmaz. Başka bir akşam. Şimdi siz hem ailecek yemek yiyeceksiniz. Ama başka bir akşam söz. Gamze abla, olur mu öyle şey? Sen de ailemizdensin. Hem bak çocuklar da çok istiyor. Kal işte. Affedersiniz bu arada, ben böyle şey... yani misafir olarak öyle dedim ama. Yok Süreyya'cığım, olur mu öyle şey? Ne misafiriz? Sen artık bu evin kızısın. Ne demek? Teşekkür ederim Nisa. O zaman... sen de kalıyorsun Gamze abla. Kerem de Tuna'yı çağırsın. Hep birlikte yemek yiyelim. Lütfen kırma bizi. Ne olur Gamze abla, ne olur, ne olur. Tamam, hadi. Hadi iç ver. Teşekkürler Süreyya abla. Rica ederim. Çok güzelmiş, çok sağ olun. Zahmet etmeseydiniz keşke. Olur mu öyle şey? Çok masraf etmişsin, çok sağ ol. Rica ederim. Aa, bakın size şimdi ne göstereceğim. Bunu da Ömer bana aldı.
Çok güzelmiş Ömer. Masayı kurmama yardım eder misin Gamze abla? Ömer, ben bu akşam Tuna'nın burada olabileceğini düşünemediğim için ona bir şey almamıştım. Eğer kızmazsan ben bunu Tuna'ya hediye etmek istiyorum. Olur mu? Nasıl istersen. Yok, hiç gereği yok. O hediye sana alınmış Süreyya. Ama anne çok güzel. Tuna. Lütfen Gamze abla. Yani bakın hem o da çok istiyor. Ömer bana yine alır. Lütfen. Al bakalım. Teşekkürler Süreyya abla. İyi madem tamam. Sofrayı hazırlayayım ben de. Sen Murat'a bak abla, biz hallederiz. Evet evet, biz hemen hallederiz. İyi madem, sağ olun. Ömer, bir tane daha koyuyorum sana. Olur. Teşekkür ederim Süreyya. Rica ederim. Ceyda, Ceyda kızım niye hadi? Götürme elini ağzına. Emine. Ellerinize sağlık, her şey çok lezzetli olmuş. Değil mi Ömer? Evet. Afiyet olsun, sağ ol. Gamze ablam da çok güzel mercimek çorbası yapıyor. Öyle değil mi dayı? Evet. Çok güzel yapıyor. Öyle mi? Kerem geçenlerde hasta olmuştu da. Ablam da evde yoktu. Sağ olsun o ara Gamze Hanım ilgilenmişti. Çorba da yaptı. Mercimek çorbası. Salçalı. Mercimek çorbası salçalı olmaz ki. Ben de öyle söylemiştim ama yine de ellerine sağlık. Çok güzel olmuşsun. Şey Süreyya'cığım, sen yemek yapmayı sever misin? Nasıl mutfaklara? Yani aslında pek iyi değil. Ömer kadar iyi yemek yapmayı bilmiyorum. Ama Ömer bana öğretecek. Değil mi Ömer? Öğretirim tabii. Hadi hadi al bakalım şunu da. Dur. Siz nasılsınız abla? Bir şey ihtiyacınız var mı? Yok, yok kardeşim hiçbir şey ihtiyacımız sağ ol. Çok iyiyiz. Neyse bizi boş verin ya. Siz daha ne kadar nişanlı kalmayı düşünüyorsunuz? Var mı evlilik tarihi? Ne düşündünüz? Yani daha konuşmadık. Ama yeni nişanlandık yani bir süre daha birbirimizi tanımak iyi olur sanırım. Ama bence gerek yok. Yani sen zaten melek gibi bir kızsın. Sağ ol. Benim kardeşim pırlanta gibidir. Bence çok uzatmadan evlenip bir an önce yuvanızı kurun. Niye öyle acele etsinler ki anne? Şimdi en güzel zamanları. Yani aslında ben Emine'ye hak veriyorum. Benim bu konuda daha önce bir deneyimim de olmadığından, yani bir tecrübem de olmadı. Olsun isterim. Sizi bekleyen biri için hazırlanmak, sonra buluşmak, birlikte parklara, sinemalara gitmek, ayrıldıktan sonra yarınki buluşma bir an önce gelsin diye böyle iple çekip beklemek. Bunları yaşamak isterim aslında. Aşk varsa nasıl? Yani aşık olunca bu heyecanlar güzel oluyordur herhalde.
Yani öyle olmalı. Gamze abla, sen ne düşünüyorsun bu konuda? Hangi konuda? Aşk konusunda. Bence ona her baktığında yeni doğan bir bebeğin nefesi gibidir. Ciğerini yakar. Asla ne yaşadığını bilmez. Dile getiremez. Korkar, ağlarsın. Dile gelmeyen, canını yakan, seni ağlatan. Böyle bir şeydir aşk. Ama işte yine de sana hayat veren bir duygu. Biz aslında kalksak iyi olur. Tuna'nın ödevleri var daha. Sabah da erken kalkacağız. Biz müsaadenizi isteyelim. İyi madem, ben sizi geçireyim. Lütfen hiç rahatsız olmayın. Tuna, balığını unutma. Safiye Hanım'la konuştum az önce. Erdal Bey'in buluşma teklifini kabul ettiğimizi söyledim. Ne istersen yap. İstersen bohçamı falan hazırla, git kapılarına kadar götür. Hatta gelinliğimi de al istersen şimdiden. Kınamı da yapın, yakarsınız birlikte. Ama şunu bil ki ben istemiyorum. İstemiyorum. Gamze, delirtme beni! Açtırma bana eski defterleri şimdi. Zamanında ben sana çok güzel kısmetler buldum. Hepsini teptin gittin, o uğursuzla evlendin. Bu sefer anne sözü dinleyeceksin. Ya adam beğenmiş seni. Kim olduğu belli, ne olduğu belli. Hali vakti yerinde, çok kutsal bir mesleği var. Daha ne olacaktı acaba? Ya belki adamla mutlu olacaksın. Ne biliyorsun ne olacağını? Git bir görüş, tanış. Belki seveceksin, belki ne bileyim kafan yatacak. Bu sefer beni dinleyeceksin, gidip görüşeceksin o adamla. Dur anne, ben bir konuşayım şunu. Aa, kime diyorum ben ya? Gamze dur, bekle. Ya bekle. Gamze iki dakika bekle, konuş. Gamze dur, dur ya. Yaksak soğuk alsana zaten, dur. Ha, niye böyle burnunun dikine dikine gidiyorsun ya? Vallahi bak, seni ikna etmek için söylemiyorum ama Erdal Bey tanınmış, saygın bir beyin cerrahı. Ay Nurhan yeter, beyin cerrahı, beyin cerrahı. Ya bir beyin cerrahı niye görücü usulü evlenmek istiyor? Şaka mı bu? Vallahi şakası makası yok adamın. Ciddi ciddi istiyorlar kızım senin. Madem görücü usulü evlenecek, gitsin kendine çoluksuz, çocuksuz, genç, hanım hanımcık, böyle iyi yemek yapan, iyi ütü yapan birini bulsun. Anlamıyorum ya, aklım almıyor, şaka mı bu? Kafayı yemiş herhalde. Ya öyle demem, çok mutasip ailesi onların. Ama... Ama belki de o öyle düşünmüyordur işte. Kafası sen kafadadır belki. Ha? Ya görmeden bilemezsin ki. Ay yemişim kafasını ya Nurhan. Beni daha fazla söyletme. Hep geç kalıyorum bak işte. Akşam görüşürüz. Gamze hayır bak, annem ne olacak? Bak şimdi görüşmezsen delirecek bu kadın. Gamze bak, bir buluşun tamam mı? Hiç hoşuna gitmiyorsa. Ay Nurhan. Ben seni arıyormuş gibi yapalım. Gamze yapıyorum. Yok. İnat ya. Ya domuzdan beter bu inat. Burada delirdin mi? Niye geldin? Konuşmamız lazım Gamze. Mesaj falan atsaydın. Niye geldin ki buraya kadar? Gamze, konuşacağız. Şöyle uzağa bir yere gidelim, uzaklaşalım buradan. Şimdi gören olacak. En ufak bir şeye tahammülüm kalmadı zaten. Ben dün gece hiç uyuyamadım. Öyle mi? Bense horul horul uyudum sabaha kadar. Gamze. Ne Gamze?
hayatım boyunca kendimi çaresiz hissettiğim zamanlarım oldu ama gerçek çaresizlik neymiş? Ben seninle öğrendim Gamze. Tüm orada yaşananlar. Ve hiçbir şey yapamadan orada olanları öyle izlemek. Çaresizlik neymiş? Ben dün orada anladım. Yapabileceğim bir şey yoktu Ömer. Özür dilerim. Abimin ve babamın sana yaptıkları için senden çok özür dilerim. Özür dilemene gerek yok. Olayların buraya gelmesinin nedeni sadece sen değilsin. Benim de çok hatam var. Bunlara en başından müsaade etmemeliydim. Olaylar buraya gelmemeliydi. Bir şekilde bedelini ödüyorum. Ya da ödüyoruz birlikte. Ama şimdi sen artık kendi yolundasın. Arkana bakma. Önüne, yoluna bak. Sen ne yapacaksın peki? Buluşacak mısın o adamla? Bilmiyorum. Bilmiyorum derken? Bilmiyorum işte. Ne demek bilmiyorum? Şu demek. Tıpkı senin ailen gibi benim ailem de onunla görüşmem için baskı yapıyorlar. Sırf ailen baskı yapıyor da gidip adamla mı buluşacaksın? Pardon? Ailen baskı yapıyor diye sadece buluşmakla kalmayıp kızın parmağına yüzüğü takan kim? Sen değil misin? Arada şöyle küçük bir fark var Gamze. Ailem bana baskı yaparken ben sana evlenme teklif etmiştim. Hatırlarsın. Hatırlıyorum. Gayet iyi hatırlıyorum. Sonra da sırf ailem baskı yapıyor diye gidip ertesi gün nişanlandım. Sen bana hayır dedikten sonra ben gidip ailemin dediğini yaptım. Ne güzel işte. Bak senin için ne kadar iyi oldu. Belki benim için de iyi olur. Belki ben de ailem baskı yapıyor diye giderim, buluşurum adamla. Sonra uygun mu değil mi bakarım. Ondan sonra da sırf ailem baskı yapıyor diye giderim, ertesi gün nişanlanırım. Sen de böyle yapmadın mı? Aynısını yapmadın mı sen de? Ne farkımız var? Bu doğru değil. Ya görücü usulüyle nişanlanmış ve bunu hala devam ettiren bir adam olarak hala nasıl doğru değil diyebiliyorsun? Benden niye farklı davranmamı bekliyorsun şu anda? Sonuçta sen Süreyya ile nişanlı mısın değil misin? Bunu devam ettiriyor musun ettirmiyor musun? O zaman? Benden ne yapmamı bekliyorsun Gamze? Senden artık hiçbir şey yapmanı beklemiyorum Ömer. Sen dediğim gibi kendi yoluna git. Bir daha da dönüp arkana bakma. Sağ ol, sana zahmet. Dayı alır mısın bir tane de? Yeterli dayıcığım, sağ ol. Yüzün nerede kızım? Düştüğünde elinden falan mı fırladı yoksa? Yok. Yok baba. Bulaşık yıkarken sürekli parmağımdan kayıyor da. Ben de kaybolmasın diye şey yaptım. Odaya içeri koydum yani. Ha, iyi bari. Ben kalmayı çok isterdim ama babam hava kararmadan evde olmamı ister. Ortalığı topladıktan sonra çıksam olur mu? Elbette kızım, elbette. Ömer, ben Nisan'ın başında dururum.
Sen Süreyya kızımı eve bırak dön. Sen gelince çıkarım ben. Tamam baba. Sağ ol. Dayı hemen döneceğim değil mi? Döneceğim tabii ki. Yaşasın. Tahir. Sen de eve dön oğlum. Şükran çocuklarla falan şimdi annemi lavaboya götürmekte zorlanır. Başlarında ol. Tamam baba. Baba sen de dinlen. Çok yoruldun git istersen. Zaten gelir hemen Ömer. Yok kızım yok olur mu öyle şey? Vakit geçmeden ben bir namazımı kılayım. Tamam baba sen abdestini al ben hazırlıyorum hemen. Tamam kızım. Hadi Allah'a ısmarladık. Görüşürüz Tahir abi. Babaanneme, Şükran ablama, çocuklara çok selam ederim. Aleyküm selam. Ömer. Niye hala böyle üzgünsün? Her şey yoluna girdi işte. Öyle değil mi? Haklısın. Kusura bakma. Yok estağfurullah ne kusuru. Yani aslında sen hep böylesin. Yani böyle dalgın, düşünceli. Ama sanki bugün biraz daha farklısın. Yani benim fark etmediğim bir şey mi oldu? Yoksa ablanın başına gelenlerden dolayı mı? O yüzden. Seni yalnız bırakmaya gönlüm hiç razı değil. Yani keşke sabaha kadar yanında kalabilsem. Yani böyle bir günde yanında olsam, sana destek olsam ama... Babam işte gece geç saatlere kadar dışarıda olmama izin vermiyor. Ama inşallah gece gündüz her an yanında olabileceğim zamanlar da gelecek. Hayırlısı neyse olsun inşallah. İnşallah. Getirdiğin için teşekkür ederim. Yalnız mı dönecektin? Elbette getireceğim. Gülümsedin sonunda. Zor bir gün oldu. Ama Nisa abla da Murat da iyiler çok şükür. Sen de rahatla biraz. Ben gerçekten iyiyim. Sadece işte öyle her şey üst üste gelince daraldım biraz. Hadi gir içeri üşüyeceksin. Görüşürüz. Görüşürüz.